Sanki. Evet, röportajımız, çekimlerimiz devam ediyor. Yine Alicik köyünden bir abimiz. Kendisi yine gurbette. Nerede yaşıyorsun? Bursa'da yaşıyorum ben. Kaç yıldır Bursa'dasın? 7 yıldır Bursa'dayım. 7 yıldır. Bu köyde doğdum, büyüdüm. Arkadaşlarım var, komşularımız var, büyüklerimiz var, ecdadımız. Gelmiş geçmişimiz bütün bu köyde ikamet etmekte ve ölenlerimiz var. Allah gani gani rahmet eylesin. Öncelikle siz köyümüze gelip tanıtım yaptığınız için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Bütün gurbetçiler böyle köyümüzün çekimini izliyoruz. Aynı köyümüzde yaşamış gibi bir hale geliyor, bir sevinç içinde oluyor. Güzel güzel memnun oluyorum. Allah razı olsun. Çok güzel çekimler oluyor. Bu köydeydik, doğduk, büyüdük. Çocuklarımız yetişti. Yurt dışına gittiler, geldiler. Burada baktık, sigortalı bir iş yok. 3 ay, 4 ay çalışılıyor, 7-8 ay yatılıyor. Mecbur kaldık göç yapmaya. Bursa'ya gittik. Orada yerleştik. Herkes işinde çocuklarımız. Fabrikalara girdiler, çalışıyorlar. Küçük çocuğum benim, 4. oğlum. Bursa Şehir Hastanesi'nde elektrik teknisyen olarak orada çalışmaktadır. Hepsini de evlendirdim. Bekar kimsem kalmadı. Herkesin evlerini, binalarını, yaptık dairelerini oturuyorlar. Çok iyi ve çok huzurluyuz, çok da rahatık. Bütün gurbette benden önce çocukluğumda gidip göçüp giden komşularımız, arkabağlarımız, köylülerimiz, büyüklerimiz vardı. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Gurbette huzurlu ve yaşam, hayırlı yaşamlarımı diliyorum. Güzel güzel nesil çocuklar yetiştirip devletimize, milletimize hayırlı evlatlar, nesiller yetiştirmelerini istiyorum. Allah'tan temin ediyorum. Köyümüzde de tahsil var. Çok iyi, gurur duyuyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Nezihi Yalçın Bey, köyümüzün Bedir Hoca imamımızın baba oğludur. Güzel, çok çalışkan. Çok çalışkan. Dahiliye doktoruydu, profesör doktoruydu. Çok güzel oldu. Belediye başkanı olarak, Ahtaoğlu olarak. Bilhassa Alicik köyünden olduğu için gurur duyuyorum. Evet, Ahtaoğlu Madeni'nde. Ahtaoğlu Madeni'nde görev yaptı. Alicik köyü olduğu için. Çünkü köyümüzden çıksın. Havası verdi. Ha. Köyümüzden memurumuz çıksın, doktorumuz çıksın, avukatımız çıksın, savcımız, hakimimiz çıksın, mühendislerimiz çıksın ve çıkmak üzere de. Çok iyi. Böyle köyümüz tanıtılıyor. Bir de köyümüzde ilim sahibi, büyük tahsil sahipleri bulunduğu için gurur duyuyorum. Bu kadar ben. Bu arada sağ bacağını niye sallayıp duruyorsun konuşmaya başladığından beri? Ben mi? Bebek gibi hissediyorum böyle. Yok. Titriye. O bel fıtığı olup da bacağım da ağrı olduğu için rahatlamak için sallayayım ben. Değil mi? Heh. Yoksa herhangi bir tikin yok yani. Yok. Hiç. Öyle bir sıkıntım yok. Çoğu yani. Adam bacağını sallar da böyle konuşurken sen de bayağı bir salladın yani. Sallıyorum rahatlamak için belimde şöyle. Değil mi? Yani. Biz gelmeden önce de sallıyor devamlı muydu? Devamlı. Hareket ediyorum, geziyorum. Böyledir yani. Güzel abi. Benim kendi büyük abim emekli imam, Ankara'da kalıyor. Geçirende. Oğlu polisten emekli oldu. Kızı şu anda Sağlık Bakanlığı'nda avukat. Oğlunun biri lise öğretmeni Ankara'da. Bir kardeşim Fransa'da, Cemil Batur biliyorsun. Burada var Hasan, Remzi var. Nurettin Kocaeli'de, Gebze'de. Bir bacım var, gaz kardeşim, o da Boğazköy Devli çocuklar var, orada kalıyor. Böyle ki. Evet, bu arada Cemil abi bu sene izine gelmedi herhalde. Gelmedi. Buradan selam olsun Cemil selam Batur olsun. Abimize. İnşallah selam ediyorum çocuklarına, anneye, kendine, ailesine. Baba yiğitlik daha bekliyoruz. İnşallah yeni bir tanıtım. Cemil abi senin için bir tanıtım daha yapacağız. İnşallah. Halk bekliyor bunu senden. Buradan da duyurmuş olalım. Tabii ki. Bu çekimi yaparken bir sonraki çekime de yeniden hazırlamak lazım. Tabii ki. İsmet olursa tabii. Evet. İnşallah. Biraz eskilere gidelim şöyle. Sene 1900. Kaç doğum muydun? 61. 61. 61 isen 71'e 79'a doğru gidek. Sen küçükken böyle bu köyde yaşlı kimler vardı? Benim aklımın yettiği rahmetli oldu. Benim aklımın yettiği yaşlı kişiler, efendime söyleyeyim, dedem vardı Hasan Batur rahmetli oldu. Ebem vardı Huri Batur. Dedemin kardeşleri mesela Durmuş falan vardı. Bütün rahmetli oldu. O kardeşi, dedemin kardeşinin çocukları gitti. Mesela
Çok isimler. Ondan sonra Delimamgil dedik. Onlar da Gazi vardı, Salim vardı, Karavuz vardı. Bunlar bütünce gitti. Oğulları Durmuş vardı, Nurettin vardı, hep gitti. Efendime söyleyeyim, yukarı doğru gel. Hacı Yıldız vardı, yaşlıydı. Çok muhterem bir amcamızdı. Tarikatlıydı. Müslüman bir kişi, cami cemaatiydi. Bunlar gittiler yani köyümüzde. Eskisi gibi, eski sakallardan şöyle şey yapsan, ya iki kişi kaldı yoksa hiç yok. Yani evet, ufandı nesil, eskilik bitti. Rahmetlik oldu. Rahmetlik oldu, gitti. Allah kanı kanı rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Şimdi köyde de bütün göç olduğu için her biri bir tarafa gitti. Şu anda biz Bursa'da 60 haneyik. Bu da 2015 ile 2022 arasında olan bir göç yani. Evet, buradan evet. Selam olsun. Selam olsun bütün Bursa'da ikamet eden Alicik köylü komşularımıza. Allah'a emanet olsunlar, hayırlı günler olsun. İzmir'de var, yine aynısı. İstanbul'da var. Efendime söyleyeyim, Gebze'de var. Her yerde var, Ankara'da var. Türkiye'nin Yozgatlı olup da Türkiye'de, dünya devletlerinde olmadık Yozgatlı yok yani. Tüm Yozgatlılara selamım olsun. Evet, selam olsun tüm selam. Yozgatlılara. Rahat Yozgatlılara. Şey, hayran şey. Mı olur yalnız? Koca akoya şey çıkıyor. Sizi çeksin. Sen... Yüce'ye çok selamlar. Hangi Mustafa Yüce'yse. Hadi. Mimarkikime söyle. Her taraftan izliyorlar. Herkese, herkese. Allah'a emanet olsun. Hadi güle.